Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim. İleri seviye bir kalkülüs sorusu çözmeye başlamıştık ve şimdi de aynı sorunun B şıkkına sıra geldi. Çok koyu oldu. Evet hemen soruyu okuyayım. Y eşittir eksi iki yatay doğrusu R alanını 2'ye ayırmaktadır demiş. R'nin burada olduğunu da hemen hatırlatayım. Yatay doğrunun altında kalan alanı belirli integral olarak yazın demişler. Evet yazın diyorlar. Yani e, ne? eşit olduğunu bulmamıza gerek yok. İsterseniz y eşittir eksi 2 doğrusunu çizerek başlayalım işe. y eşittir eksi 2 bir bakalım, işte tam da buna benzeyen bir doğru olacak. Sabit olacak, yani x'in bütün değerleri için y eksi 2 değerini alıyor olacak. Aslına bakarsanız daha koyu bir renkle çizersem sanırım daha iyi olacak. y eşittir eksi 2, evet böyle daha iyi oldu değil mi? R alanını 2'ye ayırıyor. Evet, görüyorsunuz değil mi? Bizden yatay doğrunun altında kalan alan için belirli bir integral yazmamızı istiyorlar. Bu alanı tarama mı isterseniz, onu da hemen yapalım. İşte bu alandan bahsediyorlar. Bu arada sadece integral yazacağımızı, yani neye eşit olacağını bulmamıza gerek olmadığını da bir kere daha hatırlatmak isterim. Çözümün de bu sayede biraz daha kısa süreceğine inanıyorum ama bakalım. Bu alanı nasıl bulabiliriz? İşin kolay tarafı belirli integralini almamız gereken ifadenin hangisi olacağını belirlemek. Daha zor olan kısmı ise belirli integralin sınır değerlerini bulmak olacak. Evet öyle olacağını düşünüyorum. Belirli integralini almamız gereken ifadenin ne olacağını düşünüyorsunuz değil mi? A şıkkında olduğu gibi burada da bir sürü dikdörtgenimiz olacak ve onların alanlarının toplamını alacağız. Dikdörtgenlerin uzun kenarları da yine A'da olduğu gibi iki fonksiyonun farkına eşit olacak. Bu y eşittir eksi 2, bu ise y eşittir x küp eksi 4x. Evet, buradaki yani alttaki eğrinin denklemi de buydu. Dikdörtgenlerden her birinin uzun kenarını eksi 2 eksi x üzeri 3 eksi 4 x olarak hesaplayabiliriz. Dikdörtgenlerin her birinin uzun kenarı buna eşit olacak. Kısa kenarlarının ise kalkülüs öğrenirken öğrendiğimiz ilk şeylerden biri olarak dx'e eşit olacağını biliyoruz. Çarpı dx yazıyorum. Sonra da alan x'in bu iki değeri arasında kaldığından bu x değerlerinin ne olduklarını bulmamız lazım. Evet işaretliyorum. x'in bu değeri alt sınır olacak, buraya yazacağız. Bu değeri de üst sınır olacak ve buraya yazacağız. Bu iki noktanın bu iki fonksiyonun kesişim noktaları olduğunu da fark etmiş olmalısınız. Peki bu noktaların koordinatlarını nasıl bulabiliriz? Ortak çözüm, öyle değil mi? Bu ikisini birbirine eşitleyelim. x küp eksi 4x eşittir eksi 2. x'in hangi değerlerinde y'nin aynı değeri alacağını bulmak için bunları birbirine eşitledik. Daha düzgün bir şekilde yani bir polinom olarak ifade edebilmek için de x küp eksi 4x artı 2 eşittir 0 yazıyorum. Bunun çözümü için tek bir video çekmeyi hedefliyordum ama ifadeye bakıp bakıp çarpanlarını ayırmanın aslında çok zor olacağını fark edince evet çözüm olacak değerleri tahmin bile etmeye çalıştım. Newton yöntemini de denedim ama hep garip değerlerle karşılaştım ve bir noktada kendimden bile şüphe etmeye başladım. Sonra sorunun orijinaline bir kere daha bak hatta size de göstereyim. Evet bakın soruda sorunun bazı kısımları için grafik çizen hesap makinesi kullanılabilir yazıyormuş. Evet bunu görünce bayağı rahatladım çünkü bu polinomun köklerini de grafik çizen bir hesap makinesi yardımıyla bulabileceğiz. Evet hadi bunu deneyelim ileri seviye kalkülüs hakikaten de ileri seviyedir ve grafik çizen hesap makineleri de bu anlamda hayat kurtarıcı olabilir. Ben bu emülatörü buldum. Siz herhangi bir program ya da uygulama kullanabilirsiniz. Önemli olan o ya da bu şekilde bu polinomun köklerinin neler olduğunu bulabilmek. Evet önce açmam gerekiyor sanırım. kökleri bulmak için bu hesap makinesinin poli fonksiyonunu kullanmam gerekiyor. Hemen seçeyim. Evet, bakalım. Bu polinomun derecesi nedir? Üçüncü dereceden bir polinom olduğundan buraya 3 yazıyorum. Buraya da kat sayıları girmem lazım. Evet, x küplü terimin kat sayısı 1 x kareli terim olmadığından katsayısı 0 olacak. Devam edelim. x'li terimin katsayısı eksi 4 ve bir tane daha sabit terimin katsayısı da 2 olacak öyle değil mi? Şimdi çözelim bakalım ve Gördüğünüz gibi 3 tane oldukça garip değer elde ettik. Böylece soruyu kendi kendimize çözmenin aslında çok da mantıklı olmadığını da görmüş olduk. Bir bakalım y eşittir eksi 2 ile y eşittir x küp eksi 4x'in kesiştiği 3 nokta varmış. Eksi 2,21. Bu noktayı bu grafik üzerinde göremiyoruz. Başka bir deyişle bu eğri bu kısımda aşağıya doğru ilerleyip y eşittir eksi 2'yi bir noktada daha kesiyor olmalı. Diğer kesişim noktaları ise 1,675 ki bu noktanın burası olduğunu düşünüyorum. Evet burası yaklaşık olarak 1,675 gibi duruyor ve son olarak bir de 0,539 var ve o da burası. Artık grafik çizen hesap makinesinin bizim için hesapladığı bu değerleri belirli integralde yerlerine yazabiliriz. Bu nokta. Da 0.539 evet 0.539 burası da e, şu anda belirli integralin sınır değerlerini belirlemekte olduğumuzu da bir kere daha hatırlatayım evet burası da 1.675 olacak x eşittir 0,539 ile x eşittir 1,675 arasında kalan dikdörtgenlerin alanlarını toplayacağız. Bu integralin neye eşit olduğunu hesaplamamıza gerek olmadığından B şıkkının sonuna geldik. Evet bu ifadeyi bu şekilde yazınca bu kısımdan tam not alabiliyorsunuz. Belki biraz sadeleştirmenizi de bekliyor olabilirler ama bunu yazınca gerçekten de tam puan alacağınızı düşünüyorum. Peki sıra geldi C şıkkına. Zamanımız var değil mi? Evet, evet var. Hadi bakalım. C şıkkında R alanının katı bir cismin tabanı olduğunu söylüyorlar. Bu cismin x eksenine dik olan tüm kesitleri de birer kareymiş. Hmm, i̇lginç değil mi? Çizmeyi de deneyebilirim. Evet biraz da perspektif vermeye çalışayım da tam olarak neye benzediğini daha iyi anlayabilelim. R alanından bahsediyoruz. Üst kısımda sinüslü fonksiyon olacak. Buna benzeyen bir eğri. Alttaki polinom fonksiyonu da bu şekilde çizeyim. Dediğim gibi açılı bir çizim yapmaya çalışıyorum. Evet. Bir de şimdi x eksenini yerleştirelim. Evet bu x ve bir de y eksenini yerleştireyim. Bu da y ekseni. Y eksenini bu şekilde yerleştirmem lazım. Açılı çizmeye çalışıyorum demiştim. Böylece bizden istediklerini gözümüzün önüne getirmemiz biraz daha kolay olacak. Evet bu y, bu da x ekseni. Ve r alanı da işte burası. R alanı katı bir cismin tabanıymış. Cismin x eksenine dik kesitleri demişler. Bir de bunu çizmeye çalışalım. Kesitlerden biri bu. Bakın cismi y eksenine paralel bir şekilde kestiğimizi de düşünebilirsiniz. Evet böyle yapıp da bu cismin bir ara kesitini ele alacak olur isek bize bu kesitin bir kare olduğunu söylüyorlar. Bu da bu kesitin uzun ve kısa kenarlarının bu şekilde düşünürsek birbirine eşit olması anlamına gelir. Buradaki kare tabii ki de daha küçük olacak öyle değil mi? Buradaki de aynen o şekilde. Bizden bizden bu cismin hacmini bulmamızı istiyorlar. Neye benzediğini anlayabildiğinizi umuyorum. Buradaki kareler küçük, sonra büyümeye başlıyor ve burada yeniden küçülüyorlar. Peki bu cismin hacmini nasıl bulabiliriz? Aynı şekilde karelerin her birinin alanını bulup ki kesitlerin kare olduklarını biliyoruz. Bunları dx ile çarpıp 0 ile 2 aralığında olanlar için toplayacağız. Bize verdikleri şekildeki x değeri 2 idi öyle değil mi? Evet ama bu arada videonun çok uzun olduğunu fark ettim. Bir sonraki videoda kaldığım yerden devam edeceğim. Görüşmek üzere.